geldin. Merhaba Müge, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor Zafer? Evde hayat? Ya evde hayat, alışmaya çalışıyoruz. Bu arada benim görüntüm nasıl? Yani ortalıyor muyum bazen? Çünkü böyle yayınlarda kafalar gözüküyor. Böyle şey Yok, oluyor ya. gayet iyisin. Sesin de gayet İyiyim. iyi geliyor. İyi, güzel, sevindim. Valla hani her şeye alıştığımız gibi galiba buna da alıştık. Herhalde sokağa çıkmak istemeyeceğiz bir süre sonra. Aynen öyle. Bunları konuşacağız zaten şimdi. Zafer'cim, başlamadan önce Açık Beyin takipçilerine biraz kendinden bahseder misin? Şöyle, ben 76 Bayburt doğumluyum. Üsküdar Fen Lisesi girişliyim. Haydarpaşa Matematik'ten mezunum. Sonrasında Sakarya Üniversitesi'nde İktisat bölümünden mezun oldum 2000 yılında. Sonraki dönemde bir 4-5 yıl kadar Almanya'da Hamburg Üniversitesi'nde işletme iktisat tahsili aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Çeşitli organizasyonlarda, firmalarda yöneticilikler yaptım. CRM yöneticiliği, eğitim yöneticiliği, satış müdürlüğü gibi. 2011'den beri de işte firmalara yönelik olarak eğitimler vermeye devam ediyorum. Kendimi aslında böyle bir tarif edersem, blogumda da yazdığım bir şey var. Öğrenme obezi. Yani böyle tarif ediyorum kendimi aslında. Bizim eğitimcilerin ortak özelliği galiba, değil mi? Öğrenci olmadan Kesinlikle. zaten eğitimci olamıyorsun. Böyle bir şey mümkün Kesinlikle, değil. kesinlikle. Kesinlikle. Peki Zafer, 2 ay boyunca neler yaptık? Neler değişti sence evde? Ben aslında şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle hani bu dönem içerisinde yaklaşık 70 günü doldurduk herhalde. Yani bu dönemde benim gibi belki çok uzun süre evde kalanlar olduğu gibi işlerine gitmek zorunda olanlar da oldu. Ya da hayatının sadece belli bölümlerinde belli amaçlarla dışarı çıkmak mecburiyetinde kalanlar oldu. Öncelikle sağlık personellerine, PTT Kargo gibi, yani bizim hayatımızı devam ettirmemizi sağlayacak olan emekleri verenlere bir teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bir de bir ters köşe yapmak istiyorum Müge, aslında sana. Ben sana bir soru soracağım. Ondan sonra sana soracağım soruya ben de aynı soruya bir cevap vereceğim ve sonra tekrar senin soruna geleceğim. Şimdi 2020 yılında bu koronayı yaşıyoruz. Ya şöyle bir sürecin içerisindeyiz 70 yıldır. Birkaç gündür düşündüğüm şey şu. Biz bu süreci, yani bu virüsle yaşadığımız bu süreci, bu ölüm korkusunun bu yaygın olduğu bu dönemi 1990 yılında yaşasaydık neler olurdu? 1990 yılında yaşasaydık da çok büyük bir şey olmazdı, değişiklik olmazdı bence Zafer. İnsan Yani, aynı çünkü. ya ben İnsandaki temel korku, ölüm korkusu. Yani ne anlamda sordun? avantajları ve dezavantajları, bunlara karşı bizim kendimizi yani daha nasıl bu işin içerisinde yönetebiliriz? Biraz oraya odaklanırsam mesela Ha, avantaj, yani dezavantaj. şimdi 90'lardaki durumla şimdiki durum arasında şöyle bir çok büyük bir fark var. Dijital dünya böyle değildi. Yani 90'larda eğer biz eve kapansaydık herhalde depresyon oranı çok daha yüksek olurdu. Çünkü sosyal mesafe deniyor ama sosyal mesafe diye bir şey yok. Fiziksel mesafe yaşanıyor şu anda. İnsanlar Evet, evet, inanılmaz evet. sosyaller. O yüzden çok Evet, çok evet. farklı yaşanırdı. Ama o ölüm korkusu anlamında soruyorsan, ölüm korkusu her yerde, her zaman, her dönemde aynı. İnsanda değişmez. Ya öncelikle bu fiziksel mesafe vurgundan dolayı sana teşekkür ediyorum. Çünkü uzun süredir ben de bunu kullanıyorum ama sürekli bir sosyal mesafe ifadesi var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bununla ilgili olarak. Biraz şanslıyız aslında bu dönemde. Niye şanslıyız? Evet, bizi meşgul edecek birçok şey var. Birçok şeye de çok kolay ulaşabiliyoruz. Belki yaşadığımız birçok sıkıntı var ev içerisinde ama kaynaklara ulaşım anlamında ciddi anlamda bir şans var. İnternet var bir kere. O dönemde internet yoktu ama biraz sonra değineceğim bazı unsurlar dolayısıyla o dönemin de bize o dönemin de şanslı olabilecek noktaları var. İstersen onlara yönelik olarak sorduğun soruya da geçeyim. Şimdi 2 ay boyunca evde ne yaptık? Aslında çok tuhaf bir serüven yaşıyoruz biz. Başlangıçta yanılmıyorsam 10 Mart'tı. İlk vakanın açıklanması tarihiydi. Şubat ayında işte Avrupa'da görüldü. Ocak ve Aralık ayında da Çin'de, biz bunu haberlerde haber olarak izliyorduk sadece. 13 Mart'ta da ilk vefat haberinin aldık galiba. Öyle hatırlıyorum. İlk vefat Evet. haberi geldi. Şimdi o başlangıçtaki dönem aslında birazcık korkunun yavaş yavaş yerleşmesi dönemiydi. Çünkü bu korku bizde Ocak ve Şubat ayında sadece bilgi olarak duruyordu. Yani işte Çin'de bir olay yaşanıyor, bütün dünya yavaş yavaş yaşanıyor ama bizim bazı televizyona çıkan yorumcularımız sayesinde biz bunun bize hiçbir zaman uğramayacağına inandırıldık zaten. Böyle bir şey oldu. Biz de Böyle bir garip. Türk'üz yani. Bize bir şey olmaz.
Ya evet, çok acı şeyler oldu ve dünya, yani bize bir şey olmazdı da geçtim. Bizimle beraber ona da bir şey olmaz diyen dünya rekorunu kırdı şu anda. Yani Amerika. Hani böyle de bir garip bir şey oldu. Şimdi o bilgi bu sefer bizde yavaş yavaş korkuya dönüşmeye başladı. Korku da ölüm sayılarının giderek artması, vaka sayılarının her gün beşer onar bin artmasıyla beraber bizde de böyle oldu bu. Bu sefer korku paniğe doğru evrilmeye başladı bizde. Bunun da en güzel örneğini ne zaman yaşadık? Sizin de o dönemde tepkileriniz olmuştu. İnsanların birden sokağa çıkmaları ile ilgili. Sokağa çıkma yasağının o muhteşem, belki de hiç unutmayacağımız o akşamı vardı ya, saat 10 ile 12 arası. Bu korku birden paniğe dönüştü. Şimdi bunu anlayabiliyorum. Birçok insan mesela buna çok tepki gösterdik. Sert söylemlerimiz de oldu ama bir belirsizlikten bahsedeceğiz biraz sonra. İnsanlar bu belirsizlik sebebiyle belki o anda şöyle düşündüler. Bu 2 gün sokağa yasağı değil de belki 20 gün mü olacak diye bir reaksiyon gösterdiler. İşte Lupo örneğinde birkaç gün yaşadık orada. Şimdi korku ve panikten sonra bir başka aşamaya daha gelindi burada. Bir taraftan da bilinçleniyorduk biz. Yani bir taraftan da her gün televizyona çıkan yorumcular sayesinde, bu işte hücreyi anlatan, virüsleri anlatan epidemiologlar sayesinde bilinçlenmeye başladık. İşte ben bu arada özellikle bir teşekkür Mehmet Ceyhan Hoca'ya çok etmek zorundayım. Çünkü fanı oldum. Gerçekten inanılmaz bir anlatımıyla o konuştuğunda böyle gerçekten bilgiler çok net bir şekilde zihnime giriyordu. İşte korku, panik, bir taraftan bilinçlenme dönemiyle beraber şimdi yaşadığımız şey daha garip. Bir rahatlama var. Yani 2 ay içerisinde korktuk, paniğe düştük. Bir taraftan bilinçlendik, bir taraftan rahatladık. Beraberinde yaşadığımız çok ilginç bir şey daha var. Yoğun iletişim yaşıyoruz. Yani şöyle, belki sosyal medyada da yoğun iletişim yaşıyoruz. Çok daha fazla tweet atıyoruz. Çok daha fazla canlı yayına katılıyoruz. Siz sürekli yayın yapıyorsunuz. Muhteşem yayınlar oluyor bu arada. Ben her fırsatta Teşekkürler. izlemeye çalışıyorum diye. Bununla beraber ev içi iletişimimiz, yani eşimizle, çocuğumuzla ya da evde varsa bir büyüğümüzle olan iletişimimiz de inanılmaz yoğunlaştı. Bu biraz sorunlara da yol açtı. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Hani şöyle bir espri yapıldı ya, eşim de kötü bir insan değilmiş aslında falan gibi. İnsanlar çok da birbirini tanıdı ama nihayetinde bu 2 aylık dönem bir şey ortaya çıkardı. Ben 99 depreminde enkaz altında kalan biri olarak daha önce bildiğim bir şeydi. Bu bir travma. Yani o dönemde travmayı çok fazla anlayamamıştım. Çünkü ilk sorulduğunda bana birkaç ay boyunca şöyle cevaplar veriyordum. Yok, ben iyiyim, hiçbir şeyim yok. Kendimi iyi hissediyorum. Ama içten içe o duygunun birikmesiyle, o dönemin sürekli bende zihinsel olarak yaşanması ve sürekli bana sorulmasıyla 1 sene, 2 sene sonra bunun aslında geçmediğini, bende sabit bir şekilde kaldığını, hala da zaman zaman canlı olduğunu fark ediyorum. Çünkü 11 saat enkaz altında kaldım ben ve ölümü bekledim. Yani aslında yaşadığım bir şeydi bu. Bugün de bir travma yaşıyoruz. Hani belki 10 gün olsaydı bu evde kalma sürecimiz, bu zihinsel yerleşmeyi çok sağlayamazdı. Ama 70 gün çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir sayı Müge. Peki sen şimdi böyle bir travma yaşamış insan olarak ölüme bakışın mutlaka herkesten farklı. Yani 11 saat ölümle burun buruna kalmak demek çok ciddi bir şey. Yani Evet. insanlar 70 gün boyunca bunu gazete haberi olarak yaşayanlar var ve bizzat yaşayanlar var. Evet. Şimdi senin bakışın nasıl bu 70 güne? Ya Yani benim ne 70 farkı var? gün... O zamanki o ölüm korkusuyla şimdiki ölüm korkusunun arasında eminim çok büyük bir fark var. Sen ne yaşıyorsun? Ya şu anda aslında durum biraz şu. Mesela ben bizlerle vefat edenlerin ailelerini farklı bir noktaya koyuyorum. Yani onlar çok daha farklı bir yerdeler şu anda. Yaşadılar, hatta işte büyüklerini belki de cenaze merasimlerine bile katılamadılar. İnanılmaz derece depresyonda olduklarını bile düşünüyorum birçoğunun. Benim o dönemde direkt yaşadığım şey beni derin etkiliyor ama bugün yaşadığım şey aslında o kadar derin etkilemiyor. Sadece bir korku sabit bir şekilde kalıyor ve sokağa çıkacağımda ne yapacağımla ilgili tam bir fikrim yok. Yani herkes bir şekilde Haziran'da hayatın normalleşeceğini söylüyor ama hala kafamda bir endişe var. Yani bu mu daha iyi, o mu daha iyi, çok emin değilim. Bu sanki sürekliliğinden dolayı daha yıpratıcı gibi. Yani Buradaki belirsizlik mi daha yıpratıcı? Çünkü sen 11 saat orada, evet orada da bir belirsizlik vardı ama yani şimdiki süreç için uzun, yani uzun bir zaman şeyi var, genişliği var burada. Hakikaten ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir ay sonrası için bir projeksiyonumuz var. Bir ay bile çok uzun bir zaman şu anda. Bir ay sonra şöyle olur diyoruz.
Bir de şöyle bir söylem var Zafer. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor. Yani iki tane söylem var. Sen ne düşünüyorsun? Evet. Gerçekten hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Evet, bu dönemde popüler olan iki söylem oldu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Diğeri de belirsizlik. Zaten dünya belirsiz bir yerdi. Hayat zaten belirsiz bir yapıdaydı. Bizim hayatımız böyleydi zaten. Yaşantımız böyleydi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak meselesinde biraz ilginç bir durum var. İlk yapılan anketlerde çoğunluk insanlar %50, 60 ya da 70 civarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyordu. Ama geçen hafta çıkan anketlerde şöyle yanıtlar ön plana çıktı. Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Yani belki bir ay sonra yapılacaksa bu anketler, her şey aynı olacak diye bir şey çıkarsa hiç şaşırmayacağım. Yani üç burada... ay sonra belki hiç konuşmayacağız gibi bir durum da olabilir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama. Yok, o kadar da çılgınlaşmayabiliriz ama ben ondan da korkuyorum zaman zaman. Şimdi burada olmayacak, değişmeyecek şeyin ne olduğu da çok önemli. Yani değerlerimizle ilgili mi, yani insanla ilgili mi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Yoksa ekonomik yaşantılarımızla ilgili mi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak? Bir kere kesin olan o. Yani ekonomik yaşantımızla ilgili hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sadece bizler değil, dünya ekonomisi alt üst olmuş durumda. Aynen. İnsanlar daha fazla tasarruf yapmak zorundalar. Geçen duyduğum çok güzel bir şey vardı. Rakiplerden daha tehlikeli bir şey artık değişim oldu. Yani değişim rakiplerden daha tehlikeli hale geldi. Sürekli onu ayak uydurmak zorunda kılıyorsunuz. Bu mu değişmeyecek? Evet, bu kesinlikle değişmeyecek. İş yapış şekillerimiz kesinlikle değişeceğini düşündüğümüz noktalardan bir tanesi bu. Yine dündü galiba okuduğum bir şeyde de evde çalışanların büyük bir bölümü iş yerlerine dönmek istiyorlarmış. Yani tabii, böyle de ilginç bir durum var. Tabii bir de şöyle bir şey var Zafer. Yani sen de eğitimci olarak zaten şirketlere devamlı bu eğitimleri veriyorsun. 70 gündür hiç evinden çıkmayan çalışan var. Yani benim İK'cı arkadaşlarımla konuştuğumda ne yapacağımızı bilmiyoruz müge diyorlar. Yani İnanılmaz bazıları evet devam etti ama bazıları... Şimdi bu insanı biz evden çıkarsak bir türlü, çıkarmasak bir türlü. Gerçekten sokağa çıkmaktan korkar hale geldi insanlar. Şimdi bir alışkanlığın değişmesi için sen de çok iyi biliyorsun. Bir 21 gün kuralı vardır. Evet. Bir beyindeki o sinaptik bağlantının değişmesi için 21 gün yeterli. O alışkanlığın, yeni alışkanlığın gelişmesi için. 40 günde de tam oturur. Biz bu baremlerin hepsini geçtik zaten. Geçtik, yani evet. Yani şu anda başka alışkanlıklarımız var. Ben bir de bu 70 gün, 60 gün inanılmaz yıpratıcı olduğunu düşünüyorum o çalışanlar için. Gerçekten sonrasında neler yaşanacak çok ilginç geliyor bana. Mesela bu dönemin aynı zamanda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mesela şu anda bizim gençlerimiz var. İşte ben 44 yaşındayım ama 15'li, 20'li yaşta gençlerimiz var. Bu dönem sonrasında acaba onların hayatla ilgili algılarında neleri değiştirecek? Onlara bir etki yapacak mı? Bu da mesela merak ettiğim bir konu. Ama nihayetinde bu dört konu, yani bizim yaşantımız, insanın değişip değişmemesi, ekonomi, iş yapış şekilleri ya da gençlerin bakışlarını belirleyici bir unsur var. Karar vericiler. Yani değişime kim ne yönde karar verecek? Şimdi Trump diye bir örneğimiz var karşımızda. Yani geçenlerde yine duyduğum çok güzel bir cümleydi. Lider ne değildir? Trump'tır. Lider nedir? Trump olmayandır. Hani böyle bir benzetme var. Mesela şimdi buna baktığımda karar vericilerin, yani bu değişimi kim yapacak? Hani bir şeyler değişecekse bu değişimi bizler mi karar verici olacağız yoksa yönetenler mi yapacaklar? Yönetenler daha fazla insanları dinlemek zorundalar diye düşünüyorum ben bu dönemde. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Tamamen insan odaklı liderlik ön plana çıkmak zorunda. Hı-hı. Çünkü biz yöneticiler olarak aynı zamanda o insanların hakikaten hayat kalitesini de yükseltmek zorundayız ondan bir verim alabilmek için. Şimdi belirsizlik meselesine girersek de belirsizlikte de şöyle bir durumum var. Bu belirsizlikten bizi kim kurtaracak? Biz kimden medet umacağız? Şimdi insandan mı medet umacağız? Üç tane obje var benim aklımda. İnsandan mı, bilimden mi, teknolojiden mi? Şimdi bilimle teknolojiyi biraz farklı yere koydum. Çünkü bilim herhangi bir yarar gütmeden aslında insanlığın faydası için kanalize olmuş bir muhteşem bir şey gibi geliyor. Benim hep zihnimde böyle şekilleniyor bilim. İnsan da bu belirsizlikte çok büyük bir faktör olarak oynayacağını düşünüyorum ben. Bunu biraz sonraki bahsedeceğim şeylerde içerisinde anlatırım ama teknoloji konusu benim için çok ilginç bir konu. Çünkü teknoloji öyle bir şey ki bir sorun yaşıyoruz. Teknoloji o sorunları ortadan kaldırarak bizi o sorunlardan kurtarıp yeni bir düzleme atıyor. Sonra o attığı yeni düzlemde yeni bir sorun yaşıyoruz. Yani teknoloji sorunları çözerken hayatımızda
Yeni durumlar sorun hale gelmeye başlıyor. Bu sefer onlara uyum sağlamaya başlıyoruz. Bunun en güzel örneği herhalde sosyal medyadır. Yani sosyal medya gelmeden önce iletişim daha kısıtlı derken, sosyal medya ile birlikte bu sefer sosyal medyanın bizim hayatımıza yansıttığı olumsuzluklar ön plana çıkmaya başladı. Bu sefer ne oldu? Sadeleşelim, sosyal medya detoksu yapalım gibi kavramlar ortaya çıktı. Yani kimin elinde ve ne maksatla kullanıldığı, ne niyet, ya şu niyet meselesi var ya, o kadar önemli ki. Çok önemsiyorum ben bu meseleyi. Çünkü daha önce de seninle konuşmuştuk. Bu köleler, kölelik zamanı ya da işte kadınların çok değersiz olduğu 200 yıl evvel eğer robotlar yapılsaydı, robotların kodlarının herhalde kadınlara ya da kölelere yönelik olarak herhangi bir olumlu bir şey olmayacaktı. Yani bugün robotlaşma ve yapay zekadan bahsediyoruz ya, acaba bugün o yapay zeka oluştururken hangi değerler üzerinden olacak? Yani robotlara bir şeyler verilirken hangi değerler üzerinden bunu düşüneceğiz? O nedenle insan aslında yine devrede olması gereken bir şey olarak düşünüyorum ben. Bir belirsizlik, çünkü devam edecek. Bundan sonra devam edecek. Hatta ben bir kötü senaryo geldi aklıma, durup duracağım böyle. Yani kaşındım adeta. Dedim ki ya dedim bu virüs dedim. Bizim dedim su kaynaklarımıza girseydi ve çok kolay bir şekilde bunu alabilseydik sudan ne olurdu? Yani bu gerçekten daha ürkütücü bir şey olarak karşıma çıkıyor. Ben belirsizliğin herhalde bundan sonra sadece bu virüsün temelinde, öznesinde değil, hastalıklar ya da farklı şeyler nedeniyle zaman zaman sürekli karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Ama galiba buna da biraz alıştık. Daha sakin karşılayacağız herhalde geçmiş dönemdeki insanlara göre diye düşünüyorum. Yani bir yandan da tabii bu belirsizlik durumu bizim eğitimlerde hep anlattığımız şey, özellikle Sinan Hoca'nın. Aslında biz kaotik varlıklarız. Aslında tam da bize uygun bir dönemi mecbur kıldı sistem şu anda. Evet. Yani evet, zaten kesinlikle. Hiçbir şeyin belirli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Biz belirli zannediyoruz, zanlarımızla yaşıyoruz. Ama şu anda kesinlikle. Buz gibi bir gerçek olarak hiçbir şey belirli değil. Ve kesinlikle. Biz bununla artık nasıl baş edebileceğimizi öğrenmek zorunda kaldığımız zamanlar. Burada değişim dedik ya, evet, iş yapış şekillerimiz değişecek. Acaba bir de değerlerimiz mi değişecek dedin ya, biraz oraya tekrar dönmek istiyorum Zafer. Ya değerlerimiz şöyle aslında maalesef bir yüzleşme dönemindeyiz bu anda. Yani bunu bilmiyorum, çok insan yaşıyor mu bu yüzleşme dönemini, evinde kendi başına kaldığında yapıyor mu, ama biraz evvel teknoloji vurgusu biraz bu yüzden de aslında. Yani kaybettiğimiz şeyleri teknolojiyle de farklı şeylerle elde edemiyoruz, kaybettiğimiz değerleri. Biz hangi değerlere zarar verdik? Hangi değerleri bugüne, korona sürecine gelirken zedeledik? Biraz bunlara bakmak lazım. O nedenle özellikle ben mesela burada merhamet duygusunun giderek ortadan yok olduğunu, mesela bu duyguya daha fazla sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine dürüstlük meselesi, yani artık dürüst insanlara garipsiyoruz. Yani ne kadar dürüst insan diyoruz. Mesela yani belki 30 sene önce çok fazla kullanılmayan bu cümle artık çok dürüst. İşte bir yerde yine duymuştum. İşime işi bilen değil, iyi insan olmaya çalışıyorum. Çünkü işi öğretirim ama iyi insan olmayı öğretemem gibi bir cümle vardı. Bunun gibi, yani merhamet gibi, dürüstlük gibi, şeffaflık gibi, sorumluluk gibi duyguların aslında bundan sonraki dönemde daha fazla ortaya çıkması gerekiyor. Sorumlulukta da tabii biraz kastım bireysel değil, kolektif sorumluluğa doğru geçmemiz evet. gerekiyor. Ben bu yüzleşme döneminde hani değerlerle ilgili yüzleşmelerden bahsettik, işte bizim maddi hayatımızla ilgili yüzleşmelerden bahsettik, ama bir konu daha çok önemli burada bence yüzleşme meselesinde. Özgürlüklerimiz meselesi. Özgürlüklerimiz ya da çok basit gördüğümüz özgürlüklerimizin ne kadar değerli olduğunu anladık aslında. Hani sokağa çıkıp yürümek. Değil mi? Herhangi bir yerde oturmak. Acaba bunların değeri bundan sonraki dönemde de hala olacak mı? Hala biz bunları şu an fark ettiğimiz kadar değerli bulacak mıyız diye düşünürken Colorado'da ya da Kaliforniya'da da herhalde insanların plajlara gitmeleri, çılgın alışveriş görüntüleri gibi görüntüleri görünce acaba biraz daha arttı aslında. Daha önce de belki konuşmuşuzdur. Bizim insan olarak durumlara uyum sağlama becerimiz beni korkutuyor aslında. Yani nasıl bu duruma çok kolay uyum sağladıysak, bu durumu çok kolay altından, yani bu durumun üzerinden, üstesinden gelebiliyorsak, 3 ay sonra başka bir şey yaşadığımızda o şartlarda ona da hemen uyum sağlayıp o tepkiyi, o reaksiyonu gösterebilecek miyiz? Biraz bu beni ürkütüyor aslında. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yani bir kere özgürlük konusuna girdin. Özgürlük konusu, evet, çok kısıtlandık gibi gözüküyor. Ama bir yandan da ben etrafımda şöyle insanlar görüyorum.
çok mutlular. Yani sokağa çıkmak ya da çıkmamak, alışveriş yapıp yapmamak onların özgürlük alanını oluşturmuyor bu insanların. O zaman da hürriyet kavramı tamamen şeydir aslında, tasavvufta geçen bir kavramdır ve şey diye geçer. Muhtaçlıktan uzak olmak. Yani şimdi böyle bir hürriyete sahipsen sen içinde, evet, senin zaten bir şeye ihtiyacın yok ki. İhtiyacın yoksa da bir şeyi kaybetme korkun yok. Evet, yani evet, çok kaygın güzel da yok dolayısıyla, kaybetme korkun olmadığı için. Şimdi aynen öyle. Bir yandan da Korona'nın bize evet değerlerimiz anlamında öğrettiği şeylerden bir tanesi de belki bu. Daha doğrusu fark ettirdiği şeylerden bir tanesi bu. Ben kendimi özgür hissediyor muyum, hissetmiyor muyum? Bir dönüp bir bakalım kendimize. Yani sokağa çıkmazsan, sen perperişan oluyorsan orada da bir sıkıntı var. Ya kesinlikle yani, doğru. Kendi içinde doğru. Hani pas kimindi ya? İnsanın en büyük problemi bir odada yalnız kalamamaktır diyor. Pascal sanıyorum. Hı-hı. Yani şimdi biz bir odada yalnız kalamayacak durumdaysak orada büyük bir sıkıntı var. Ha, 3 ay sonrasında biz gene aynı şeye aynı tepkiyi mi vereceğiz? Hiç zannetmiyorum. Yani çünkü insan nesyanla malum. Yani biz unutmaya programlıyız. Yani evet ya, bir tepki vereceğiz. Buradan aldığımızla bir tepki vereceğiz. Yani başka işte ben bir de olacak. Ben de işte bu unutmaya programlı olmamızdan dolayı aslında her şeyin çok kısa zamanda değişeceğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gibi söylemlerin çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü süreç daha bitmedi ve süreci biz çok aktif olarak yaşıyoruz. Ve yanılmıyorsam 2020 diye bir seneyi unutacağız biz. Yani her anlamda unutacağız. Bu şirketler anlamında da unutacaklar, insanların planları anlamında da bir daralmaya gideceğiz. Hatta 2021'in ortasını bile telaffuz edenler var maalesef. Yani dediğim gibi durum biraz bundan ibaret. Şimdi bu korona sürecine ben biraz şey ilgimi çekiyor. Mesela biz bu korona sürecine gelirken hani dedim ya, bir şeyleri kaybettik, değerler dedim. Bir de bir şeylere dur demedik aslında biz. Yani bir şeyler geldi, üstümüze geldi. Biz onlara da gelirken görmedik, gözümüzü kapattık. Şimdi ise sanki bunun suçlusu koronaymış gibi ya da başka bir şeymiş gibi ya da etrafımızda bir şeylere kızıyoruz, başkalarına kızıyoruz. Oysa ki bu noktalara biraz bakmak lazım. Doğa. Şimdi yine Trump örneği verelim. İşte iklim anlaşmasından imzamı çekiyorum. Yani şimdi doğa o kadar kritik bir mesele ki, biraz evvel örnek verdiğim bu su kaynaklarını düşündüğümüzde biz zannediyoruz ki kaynaklar inanılmaz derecede bol ve biz bu kaynakları istediğimiz kadar sömürebiliriz, kullanabiliriz, hiçbir şey olmaz. Gideriz Bodrum'a yerleşiriz, her şey okey, rahat olur. Bodrum'da da 20 sene sonra aynı şeyi yaşayacağız. Yani Bodrum'da da 20 sene sonra kanalizasyon problemi çıkacak. Orada da 2 milyon nüfus olacak örneğin baktığımızda. Şimdi doğanın yanında... Buyurun, duyamadım. Zaten şu anda var olan bir problem Bodrum'da. Her yerde, yani her yer işte herkes kasabalara gitmek istiyor. Herkes sessizin olduğu yerlere gitmek istiyor. Buna ben de dahil tabii ki. İkinci durum şehirleşme. Şununla övünüyoruz. İstanbul 16 milyon. İşte İstanbul kadar ülkeler yok diyoruz. Bu iyi bir şey değil ki. Yani bir ülkenin planlamasında, kendi şehirleşme planlamasında ülke nüfusunun 1/5'inin bir yerde yaşaması bir tehlikedir bu. Yani yatırım enstrümanı gibi düşünün. Yatırımınızın %80'ini bir enstrümana yaptınız ve birdenbire o enstrümandaki bir sıkıntı da nedeniyle servetinizi kaybettiniz. Çünkü hani Almanya'da biliyorsunuz bizimle hemen hemen aynı nüfusa sahip bir ülkedir. 83-84 milyondur ama evet. Ben Hamburg'da kaldım, 3 milyon. Yani en büyük şehir. En büyük avantajı bu şehir planlaması oldu zaten, değil mi? Çok Almanya'da. Yani çok önemli bir şey. Şimdi biz korkuyoruz. Niye korkuyoruz? İstanbul'dan niye kaçıyoruz? 16 milyon. Çünkü ben Üsküdar'da oturuyorum. Benim bulunduğum mahalle Üsküdar'ın en kalabalık mahallesi. İki mahalle birleşik biz 60 bin kişiyiz. Yani mahalle burası. Yani iki mahalleden bahsediyorum. Şimdi bu kadar kalabalığın içerisinde sizin kendinizce tasarladığınız ya da yapmayı düşündüğünüz birçok farkındalık da bir şekilde ortadan kalkıyor. Belki biraz dur demediğimiz şeylerden birisi tüketim deliliği. Yani bu sosyal medyanın da bunda payı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Instagram gibi alanlar nedeniyle herkesin evinde artık aynı oyuncaklar, aynı eşyalar bulunuyor. Hani sadece tüketmeye yönelik olarak bir nesil de yetişiyor. Şimdi bugünse üretmekten bahsediyoruz. Hani burada da bir paradoksu yaşıyoruz. Hani sadece zoru ve sıkıntıyı gördüğümüzde üretimi ya da tarımı hatırlayacaksak yazık. Yazık. Bunu ben böyle düşünüyorum. Vicdan meselesi. Yani vicdanımızı artık daha fazla, kendimize daha fazla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şeffaflık meselesinin daha fazla devrede olması gerektiğini düşünüyorum.
Yine bir eğitmen olarak yani ben birçok alanda eğitimler veriyorum ama biraz aykırı söylemlerim oluyor. İşte bu kariyer çılgınlığı var ya Müge, bu kariyer deliliği, bir başarı deliliği. Yani böyle şimdi 20 sene başarı deliliğini anlattıktan sonra gelip başarısızlığını anlat deyince bana hiç samimi gelmiyor. Sefer gitti. Ha. Şimdi geldi. 20 sene başarısızlığın dedin. Evet, yani 20 sene başarıyı anlatıp sonra başarısızlığı anlatıp mevcut satanı, iş yapanı anlatarak toplumu bir yerlere getiremeyiz. Hani daha doğru şeylerden bahsetmemiz gerekiyor. Biraz bu ticari meseleler, bu kariyer deliliğini artık iş hayatından biraz çıkarmamız gerekiyor. Sanki biraz burada umutluyum. Hani bu süreç biraz daha sanki şirket çalışanlarının şirketlere bakış açılarını da biraz netleştirdi diye düşünüyorum. Umarım böyledir. Bir de her şeyin ölçüsü ve değeri olarak parayı alıp bir yere koyuyoruz. Yani paranın ya da çok kazanmanın başarıyla karşılaştırıldığı bir dönemdeyiz. Ondan sonra da işte birkaç bin lira maaş alan üniversite profesörlerini dinlemek zorunda kalıyoruz televizyonda ve ağzımızı açıp onları dinlemek zorunda kalıyoruz. Ama yazık, bazen üzülüyorum çünkü popülerlik ve de popüler bilgi, içeriğin popüler olması o kadar önemli bir hale geldi ki hatta bununla ilgilenen bir kaygılarımdan bir tanesi doğru bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Yani bizim biraz hakikatle olan ilişkimize geri dönmemiz gerekiyor. Yani hakikati biraz aramamız, biraz sanki oraya doğru gitmemiz gerekiyor. Bu satıyor, bu iş yapıyor, sistem bunu istiyor dedikçe bugün bu durumdan şikayet eden taraf olamayız. Ya da ediyorlarsa yanlış yapıyorlar diye düşünüyorum. Bencillik meselesi, biraz evvel yine sorumluluktan bahsettim. Kolektif sorumluluk. Yani biraz o anlayışa doğru geçmemiz gerekecek. Sorumluluğu biraz oraya evrilmesi gerekecek. Çünkü yarın sokağa çıktığımızda şöyle hareketlerde bulunabiliriz mesela. Maskesini takmayan birine maskenizi takar mısınız demek zorunda kalacağız. Yani bu belki de ileride birçok alışkanlığı da bize getirecek. Hani daha öncesinde restoranlara oturduğumuzda masayı temizler misiniz demek zorunda kalıyorduk. Belki bunu hiç yaşamayacağız. Böyle de avantajları olacak. Bu dönemle ilgili beni biraz daha olumlu düşündüren şeylerden biri de bunlar. Korona ister istemez bize bir kolektif sorumluluğu Kolektif sorumluluk diyordun. Evet. Kolektif sorumluluk, hani buradaki kastım şuydu. Bilmiyorum hangi kısmı geldi ama yani sokaktaki insanlara maske kısmından bahsetmiştim. Orası duyulmuş muydu, maske Evet, takmalarını istiyoruz gibi. kolektif sorumlulukta kaldın. Evet. Şimdi yani buradan dolayı ben biraz umutluyum. Sanki bu dönem, korona yaşadığımız süreç bir şekilde bunu hızlandıracak. Benim için belki de en mutlu olduğum noktalardan bir tanesi. Çünkü farkındalığı yüksek olan insanların biraz dertleri oluyor. Yani biz biraz bu konuda dertliyiz, çok yoruluyoruz. Yani çok fazla yoruluyoruz. Rahat insanlar, daha rahat insanlar. Mesela şunları çok rastladım ben sokağa çıktığımda. Bilmiyorum sen rastladın mı? Yani hiçbir şekilde işte maske takmadan dolaşan gruplar gördüm mesela. Var, Şimdi evet. buradaki problem şu. İnsanlar bu maskeyi niçin taktığı konusunda ya netleşmedi kafaları. Çünkü biz bu maskeyi takarken aslında onlar için takıyoruz. Tabii Yani biz başkaları maskeyi için takıyoruz aslında, kendimizi evet, korumak aslında için biz değil. maskeyi evet başkaları için takıyoruz ama umarım bu dönem hani sokağa çıkıldığında da o maskeler alıp ceplere konmaz. Yani bundan da bazen ürküyorum. Sanki bu dönemde bu bizim için sadece maske için değil, diğer bazı uyulması gereken kurallar için, toplumsal kurallar için de bir itici güç olacağını düşünüyorum ben bu sorumluluk meselesinin. Biraz da kazan kaybet anlayışına hükmetmiş bu dönemde artık bu gerçekten kazan kazan hikayesinin geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında kolektif bilinç oluşuyor gibi geliyor bana Zafer. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyemiyorum. Aslında benim için iyi niyet ve istek aslında bu. Çünkü şu anda ne zengini kaldı, ne fakiri kaldı, ne şan kaldı, ne şöhret kaldı. Hiçbir şey Kesinlikle. kalmadı. Herkesin eşitlendiği bir dönem ve sorumluluk duygusunun hakikaten en ön planda olması gereken bir dönem. Peki biz aslında neyin değişmesini istiyoruz sence de? Ya ondan önce aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da ona geçeceğim Müge. Şimdi aslında bu dönem sonrasında bizi bekleyen bir tehlike var. Birkaç tehlike var aslında. Biraz bunları görmezden geliyoruz gibi geliyor. Bu tehlikelerden biri biraz evvel bahsettiğim bir özgürlük kavramı vardı ya. Evet. Şimdi dünyada aldığımız haberler birçok ülkenin daha otoriterleştiğini gösteriyor. Yani bu dönemde daha otoriter davranışlarda bulundular. Şimdi salgın koşullarında
Bunları anlamak gayet doğal. Yani bunlar olması gereken şeyler. İşte sağlıkla ilgili mücadele yapılırken. Ancak bu salgın bittikten sonra günümüz insanın da böyle çok özgürlükçü, çok böyle kendi yaşam alanına müdahale edilmesini istemeyen bir insan olduğunu düşünürsek, bu insanın bu süreçten çıkıp yaklaşık 6 ay sonra daha otoriter yaklaşımlar içerisinde yaşayabilir mi? Onu ben düşünüyorum. Çünkü ya Macaristan örneği çok ilginç bir örnek mesela. Macaristan Avrupa'nın göbeğinde bir yer ve çok otoriter kararlar aldı ve halktan da ciddi anlamda tepkiler geldi. Çünkü insanlar olarak biz özgürlüğümüzü mü seçeceğiz yoksa otoriterliği mi seçeceğiz? Mesela Çin örneği çok ilginç bir örnektir. Belki okumuşsundur. Yani Çin'de olay öyle bir hale geldi ki sizi 10 metre öteden kim olduğunuz, hani yüzünüzü bile görünmese, yürüyüşünüzden bile anlaşılır hale gelen bir teknolojiyle karşı karşıya insanlar. Bunun bize nasıl bir olumsuz etki yapacağını düşünüyorum. Acaba biz buna çok yatkın olacak mıyız? Korona süreci sonrasında bu özgürlüklerimizden çok fazla kontrol hissinden rahatsız olacak mıyız? Bu konuda ne düşünüyorsun? Senin de görüşünü merak ediyorum çünkü. Yani benim oyun biraz daha hani bu otoriterleşmekten ziyade özgür olarak kalmaktan yana ama. Yani sürü psikolojisi diye bir şey var biliyorsunuz Zafer. İnsan insandaki en temel duygulardan bir tanesi aidiyet olduğu için zaten bu psikolojinin içerisine girecek herkes. Şu anda değişen alışkanlıklara baktığımızda zaten şu anda bize bir şeyler dayatılıyor ve bunun adı korona. Sebep olarak da korona gösteriliyor. Dolayısıyla bir alışkanlık değişiminden deminden beri konuştuğumuz şeyin içerisinde bir de bu var. Yani biz söz dinleyen çocuklar haline dönüyoruz farkındaysan. Ya bu tehlikeli yani, bir şey mi? Şimdi o özgürlük dediğimiz alanı neyle sınırlandırıyorsak ona göre o tehlike değişecek tabii. Yani çok göreceli bir şey aynı zamanda hem de toplumsal anlamda baktığında da gene toplumsal görecelilik var orada. Yani her ülkedeki yansıması da farklı olacaktır. Yani Türkiye'dekiyle Macaristan'dakinin aynı olacağını düşünmüyorum. Çünkü sosyokültürel yapıyla da alakalı bu. Çok güzel bir şey söyledin. Bu da çok konuşuluyor. Hani nasıl ki bu döneme ülkeler tepki verirken kendi ulusal kaynaklarını ya da ulusal yapılarına döndüler tekrar. Yani İtalya'nın yalnızlaşmasını hatırlayalım. Avrupa'da yardım alamaması. Sanki bu şunu da gösterdi dediğin gibi. Kültürel farklılıklar da bu dönemden çıkışta çok büyük bir unsur olacak. Çok büyük farklılık olacak. Şimdi ben yine bir Almanya örneğini vereceğim. Bu Almanya örneklerim bitmez benim. Çünkü çok enteresan bir halk. Yani ben Almanca öğrendiğim dönemde işte parklarda, bahçelerde yaşlı amcalarla, teyzelerle konuşmaya çalışıyorum. Çok konuşuyorlar çünkü hiç susmuyorlar. O şekilde siz de uzun uzun konuşabiliyorsunuz. Çok büyük travmalar yaşamış bir kesimden bahsediyoruz. İki Dünya Savaşı'nı kaybetmek, İkinci Dünya Savaşı'nda çok ağır, hani bomba düşmeyen bir ilçenin dahi olmaması gibi garip bir durum varken bu travmalar sonrasında onlar da bugünün gençlerinden şöyle bahsediyorlar. Bundan hiçbir şeyde umursamıyorlar. Ama kendilerinde bu travmalar nedeniyle birçok şey hala canlı olarak kalmış ve onlar özgürlüklerinin kısıtlanmasına çok fazla tepki vermediler. Çok fazla mesela konuştuğunuzda bunu çok görmüyordunuz onlardan. Yani bugün belki gençlerde aynı durumun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Kültürel farklılık da şimdi dikkat edersek bu dönemde belki de dünyada en iyi durumda olan ülke Almanya. Bunun da ispatını şöyle verelim. Futbol maçlarını başlatmak gibi bir kahramanlığa büründüler ve dün bütün dünya Almanların futbol maçlarını izledi. Yani bir orada obje olarak, örnek olarak durdular. Ve gördük, herkes gol sevincinde sadece dirseklerini temas ettirdi. Kimse birbirine sarılmadı. Futbolcular çok uzak mesafede oturdular. Biraz galiba bizim bu kültürel kodlarla ilgili zaman zaman sıkıntı yaşayacağız. Yani sahurlara gidilmedi. sahurlara gidiliyor mesela şimdi değil mi? Akşamları ya Zafer sen hatırlarsın onu. Eskiden ya bundan hani 20 yaşım da ortaya çıkacak. 25 sene önce falandan bahsediyorum. Evet, ya erkekler el ele yürüyen bir toplumda yaşıyorduk ya. Yani hatırlıyorsun değil mi? Yani bizde o sarılma, el ele tutuşma, işte kadın kadına danslar falan, yani bunların çok normal olduğu bir toplumuz aslında. Yani evet, sonrasında evet. Bunların hepsi değişti. Biz kesinlikle. İlk kuşağı olarak bunların hepsini gördük. Biliyoruz. Hatta yine çıktı televizyonda, çok güldüm. İşte
düğünler biliyorsunuz büyük sıkıntı yaşadı o sektörü, eğlence sektörü ve düğünler. Şimdi sürekli olarak hani düğünlerimizle ilgili olarak halay nasıl çekilir, onun işte ipleri gelerek yani ondan da vazgeçmemek adına nasıl yapabiliriz onun derdindeyiz. İşte kültürel kodlar biraz hani biraz da bizi biraz daha vurdum duymaz hale de getiriyor bazen. İşte sokağa baktığımızda bunu çok kolay görebiliyoruz. Hani o mesafeleri işte 1-1,5 metreyi yaparken çok fazla zorlanıyoruz. Belki bizi burada avantajlı duruma getirecek şey de bizim biraz daha canlı olmamız. Yani ülke insan olarak bir de bir avantajımız daha var. Genç nüfusumuzda belki bu ölümlere de dikkat edersen ciddi anlamda yaşlı nüfus bundan etkilendi. Böyle bir durumumuz var. Biraz evvel bahsettiğin konuya gelirsem o hani biz neler istiyoruz hikayesini. Aslında biz neler olmalı, neler istiyoruz, neler olmalıya biraz dönmek gerekiyor. Burada benim en çok üzerine vurgu yapmak istediğim şey, biz iletişim meselesini bugüne kadar eğitimlerde şöyle anlattık. İşte iletişim bir kaynak var, mesaj var. Mesaj kaynak bir aracı yoluyla karşı tarafa gidiyor. Karşı taraftan geri bildirim geliyor. Yani çok böyle içerisinde fonksiyonlu bir şeyden bahsediyoruz ama iletişim bundan sonraki dönemde bence tamamen dinleme üzerine yerleşecek. Yani herkes burada ülkeler insanlarını dinleyecek. Bizler başkalarını dinlemek zorundayız. Yani başkalarının ne söylediğine daha fazla kulak vermemiz gerekiyor bundan sonraki dönemde diye düşünüyorum. Çünkü biz iletişimi daha çok konuşma ve söz odaklı olarak değerlendiriyoruz. Bilmiyorum, bu konuda ne diyorsun dinleme ile ilgili? Sen ne düşünüyorsun? Yani zaten bence dinlemek iletişimin en olması gereken unsuru. Yani ben seni dinlemiyor ve sadece söyleyeceğim şeyi düşünüyorsan bununla da iletişim değil ki. Burada bir alışveriş yok. Ben sadece aslında o diyalog değil, monolog şeklinde devam eder. Genelde de İşte zaten bütün iletişim sıkıntıları bu yüzden çıkmıyor mu? Sen bütün eğitimlerinde bunu anlatıyorsun. kesinlikle yani bir klasik. Gerçekten dinlemeyi bilmiyoruz ya da dinliyorsak da kendi gündemimizle dinliyoruz. Evet, Yani evet. orada da bir sıkıntı var. Yani gerçekten ne demek istiyor, derdi ne? Hı. Anlamaya çalışmak çok başka bir şey. Yani o yüzden hani empati kavramı belki biraz daha zaten popülerdi, daha da popüler olacak. Yine bizim belki de beklediğimiz ya da olması gereken bir şey de işbirliği meselesi. Şimdi bu dönemden sonra artık daha fazla işbirliği yapmamız lazım. Bu sadece sizlerle bizim aramızda değil, toplumların kendi arasında ortada bir sorun varken artık bunu ben görmüyorum, beni ilgilendirmiyor diyecek herhangi bir toplum kalmadı. Her şeyi ortak olarak yaşıyoruz artık. Dünya tarihinde ilk kez bir sorunu aynı anda tatbik ettik ve 70 gündür aynı sorunla ya da 100 gündür neyse aynı sorunu düşünerek dünyada zihinler bu şekilde devam etti. Bir de bize şunu gösteriyor bu. Bir şey çözeceksek birlikte çözeceğiz artık. Yani biraz ülkelerin de belki şöyle ellerini başına koymaları ve evet bir sorun varsa artık bunu ortak çözmemiz gerektiği ile ilgili bir noktada durmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Bir başka ilgimi çeken noktalardan bir tanesi bu dönemde bizim böyle odaklanmamız gereken noktalardan bir tanesi de şimdi Maslow hiyerarşisini biliyoruz. Hani Maslow hiyerarşisine biz döndük yani böyle bir ilk günler sadece beslenmek değil mi? Böyle hani biz eğitimlerde ya da benzeri konularda işte saygı yukarıya doğru anlatırken aslında bu dönem insanlara ve ülkelere şunu da gösterdi. İnsanların insani olarak yaşamalarını gerektirecek şeyleri sağlamak gerekiyor. Yani bu yeme içmedir, yaşamdır. Hatta bugünlerde belki duymuşsundur. Vatandaşlık maaşı gibi bir kavram ortaya atıldı. Çünkü yaşayacağımız birkaç yıl ciddi anlamda insanların hayatta kalmasını, zaruri ihtiyaçlarını dahi gidermesini zorlaştıracak bir ekonomik sürecin içerisindeyiz biz. Bilmiyorum birçok insan bunu belki şu an tatbik ediyorlar ama sahaya çıktığımızda daha fazla tatbik edeceğiz. Yani çok böyle olumsuz bir şeyler söylemek istemiyorum ama ben derin de bir işsizlik bekliyorum. Ciddi anlamda. Çünkü bu işsizliği şöyle bekliyorum. Bu zaruri bir işsizlik olacak. Yani bunun için aslında firmaları da suçlayamayız. Yani işletmeleri de suçlayamayız. Çünkü işletmeler hayatta kalabilmeleri için o maaşları ödeyemeyecekler. Yani turizm sektörünü düşünün. Yani ben turizm sektörüyle ilgili konuştuğum birçok kişiden şöyle yanıtlar aldım. Oteli açmayacağım ki zaten ben. Yani o sektörde olmayacağım, başka bir şeyler yapacağım diye düşünüyor. Orada Birazcık çalışan buraya... insanlar ne yapacak? Evet, hizmet sektöründe 12 milyon insan çalışıyor. YMİ ile 6 milyon insan çalışıyor Türkiye'de. Çok İnanılmaz bir ciddi bir rakamdan rakam. bahsediyoruz. Çok Günlük ciddi. maaştan. Biraz şey konusunun çok fazla ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ben mutluluk konusuna çok... Yani mutluluk meselesinde biraz pozitif değer tarafındayım. Yani mutluluktan ziyade bu Finlandiyalar çok mutlular hikayesi var ya. Ama aynı zamanda en depresif de onlar.
Mutluluğun biraz böyle insanın sadece kendisinin hissedebileceği bir şey olarak görüyorum ve onun yerine bu Paraguaylılar, Kostarikalılar gibi pozitif değer yaratan, fakir ama mutlu. Böyle enteresan bir kitle var orada. Biraz sanki bu dönemde daha çok pozitif değerler yaratmamız gerekiyor insanlar olarak. Mesela çalışkanlık değerini biz artık insanlara vermemiz gerekiyor. Çünkü biz ülke olarak çok çalışkan bir toplum değiliz. Yani biraz dürüst olmak zorundayız. Çalışan bizde biraz enayi, değil mi? Mesai yaparsa biraz enayi, biraz fazla ayrıntıcı olursa ve bunu böyle olumsuz görüyoruz. Bence toplumdaki insanların bu çalışmak gibi, dürüstlük gibi, merhamet gibi daha pozitif değerleri, daha böyle kalıcı değerleri insanlara da bir şekilde aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz insanların bu yönde eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de ilginç olan bir taraf da şu, biz geçmişte sıkıntılar yaşarken 90'larda bağlarımız çok kalıcıydı. Çok kuvvetliydi ilişki bağlarımız. Bugün biraz kopuk o bağlar ya. Bugün bu krizlere ya da benzeri durumlara ayak uydurmakta zorlanmamız, işte apartmanımızdaki kardeşimizle bile çok kısa, yani çok uzun böyle aralıklarla görüşmemiz, o bağların biraz kalıcılığının kopması, sanki biraz daha kalıcı bağlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Tekrar onu hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Daha az ego. Bir şey söyleyeceksin. Ya zaten bizim kültürümüz, kültürel kodlarımızda olan bir şey bu Zafer. Yani o yüzden zaten Türkiye'de çok depresif bir şekilde yaşandığını düşünmüyorum ben bu sürecin. Yani hala mahalle kavramı var, hala komşuluk var. Yani bizde komşu geldiğinde kolonya ikramı diye bir şey vardı. Düşünsene. Evet, Şu evet, bugünlere ne evet. kadar uygun bir Evet. gelenek bu. Ya ben o konuda bizim için çok büyük şans aslında. Mesela Batı toplumları da o konuda ciddi anlamda zorlandı. Hatta onunla ilgili bir blog yazısı yazmıştım ben. Hani Batı toplumları bizden daha fazla zorlanacak bu konuda diye. Çünkü bizim zaten kodlarımızda dediğim gibi bu çok yerleşik olarak bir var. Biraz daha sakin bir hayat istiyoruz herhalde bundan sonraki dönemde diye düşünüyorum ben. Herkes için. Çünkü bu koşturmaca, bu sürekli bir şeyin başlayıp yeni bir şeyin bitmesi bizi çok yordu. Yani insanları çok yoruyor. Çok olabilecek bir şey mi bilmiyorum ama insanların bu sakinliği, daha sakin olmayı talep edeceklerini ben düşünüyorum. Belki de evde kaldığımız bu dönemde, bu yüzleşme döneminde biraz daha bunları düşündük. Bu dönemin çok güzel getirilerinden bir tanesi de bana göre hijyen. Yani gerçekten bu sevindirici bir şey. Belki de ciddi anlamda böyle tertemiz mekanlar göreceğiz bundan sonrasında. Bu biraz zorla da olsa oldu. Acı olan bir taraf var ama şimdi ülkeler paralarını harcarken bugüne kadar aslında sağlığa çok harcamadılar. Neye harcadılar paralarını? Çoğunlukla işte büyük ülkeleri düşündüğümüzde Amerika gibi, Rusya gibi ülkeleri, karar vericileri düşündüğümüzde silah. Genelde silah ağırlıklı ya da İşte estetik dediğimiz alana yönelik olarak büyük çabalar harcandı ve bugün aşıdan bahsediyoruz, değil mi? Şimdi aşı meselesi o kadar ilginç bir halde ki aynı anda yüzlerce bilim adamı çalışıyor, onlarca ülke bir araya geliyor ama hala bunun 2021'den önce çok olacağı söylenmiyor. Bununla ilgili bir yazı okudum, şöyleydi. Deniyor ki estetiğe harcanan para 20 yılda bu tarz şeyler harcansaydı çok daha kısa zamanda olacaktı bu. Yani parayı ya da ekonomiyi nereye yönlendireceğimiz konusunda da biraz sanki ülkelerin de algılarının değişeceğini düşünüyorum. Nasıl üretime doğru bir algı değişikliği olacak ya. Biraz sanki sağlık meselesi biraz daha özellikten çıkıp daha kamusal bir hale doğru da gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü dünyada çok Zaten fazla örneği var. öyle oluyor şu anda. Oluyor. Öyle Bundan görünüyor. dönülür mü? Bundan vazgeçilir mi? Burası biraz kritik. Yani bu rahatlama olduktan sonra tekrar bundan vazgeçilir mi? Çünkü hayati bir şeyden bahsediyoruz. Hani işte deprem örneği çok özel bir örnektir. Orada başka bir şey düşünemiyorsunuz. Bu mesela bugünleri korkutucu hale getiren de işte o ölümün varlığı. Yani birinden bir şeyi kaparsam acaba ben bir şey olur muyum? Mesela biz yaşlılarımızdan niye endişe ediyoruz? Tamamen bu sebepten dolayı endişe ediyoruz. Yoksa yüzdelere baktığınızda şu anda kritik vaka oranları %2'lere kadar düştü. %6'lardan dünya genelinde %6'lardan %2'lere kadar düştü ama hala %2 bizim için büyük bir rakam. Yani hala %2'yi gözümüzde büyütebiliyoruz, bu yerlere koyabiliyoruz. Bir de bu dönemde arayacağımız, ihtiyaç duyacağımız noktalardan bir tanesinin ben daha aracısız bir iletişim. Yani şu anda yaptığımız bu iletişim var ya, sanki dünya biraz daha bu aracıları ortadan kaldıracak. Yine geçenlerde duyduğum çok sevdiğim bir cümle var. Sosyal medya, medya demek yanlış. Çünkü medya aracı demek. Sosyal medyada bir aracı yok. Yani direkt olarak siz karşı tarafta iletişime geçebiliyorsunuz.
Bunun sadece sosyal medya unsuru da yok. Ekonomik anlamda da buraya doğru gidiyoruz. Yani ekonomistlerin bahsettiği 4F diye bir kural var. Arkadaşıma sorarım, aileme sorarım gibi işte family ya da friends gibi devamında buraya doğru da dünya gidiyor. Yani aracılardan da yavaş yavaş soyutlandığımız, biz bize kaldığımız böyle enteresan bir yere doğru da gidiyoruz. Peki, çok az vaktimiz kaldı. Ben biraz soru bakmak istiyorum Zafer. Olur. Sorular var çünkü. Koronaya rağmen halen dünyanın her yerinde düşük yoğunluklu savaşlar devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan ölmesi İkinci Dünya Savaşı'na engel olmadı. Kaynaklara ulaşım özellikle gıdanın temininde zorluk gibi bir olgu ortaya çıkarsa sorumluluktan ziyade bir tür çılgınlık saracaktır insanlığı diyor bir Ya bu savaş takipçimiz. meselesi çok önemli çünkü İkinci Dünya Savaşı çok büyük bir savaştı ve büyük bir yıkımdı dünya için. Ama dünya dersini almadı. İşte benim o hani başlangıçtaki o hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktaki soru işaretim biraz da bu savaşlara vermiş olduğumuz tepkilerle ilgili. Ben soruyu çok doğru buldum bu arada. Evet, kolektif bir çılgınlığa da dönüşebilir diyor arkadaşımız. Ya onunla ilgili Sen ne birkaç düşünüyorsun? örnek var. Yani Çin'de bir olay yaşandı. Belki okumuşsundur onu. Rekorlar kırdı mağazalar, alış rekorları. Bu PR çalışması da olabilir ama belli bir dönemde bir yoğunluk da olabilir. Ama yani bunu Sinan Hoca çok güzel anlatıyor. Yani bu insanların davranışlarını ve beyni çözmek çok kolay değil. Çok kompleks bir yapı olduğumuz için çok her şeyi net bir şekilde söylemek de kolay değil. Biraz sanki yaşayarak, süreci yaşayarak, bu şekilde görerek bunlarla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani zaten bir şeyi arzu nesnesi haline getirmek istiyorsan yasak koyacaksın zaten. Yani. Kesinlikle. O yüzden Kesinlikle. çok çok basit. Evet, çok kompleks canlılarız ama bir yandan da çok basit bir tarafımız var. Bir saniye tekrar bakıyorum. Evet. Aynı arkadaş sordu zaten. Şimdi biraz toparlayalım istiyorum Zafer'cim. Son olarak neler söylemek istersin? Ya son olarak neler söylemek isterim? Ben bunu geçenlerde de bir yerde söylemiştim. Bazen şu hissiyata kapılıyorum sabah kalktığımda. Olay gerçek mi, rüya mı? Yani ciddi Distopik ciddi. bir film içindeymişiz gibi değil mi? Evet yani biz bu dönemi yaşıyor muyuz? Böyle bir dönem var mı? Ben kafamda mı kurguluyorum diye bunu çünkü yaşadığımız dönem belki ömrümüz vefa ederse bir 40 sene sonra anlattığımızda birçok insana çok garip gelebilir. Yani olur mu canım böyle de. Şimdi biliyorsunuz hani ya bir de ben Şubat ayında bir yere gittim. Normalde ben bu astroloji işlerine çok fazla inanmam. Çok fazla o tarafta değilimdir ama hanımefendi şöyle bir şey söylemişti. 17 Şubat'ta 17 Aralık arasını unutun demişti. Şimdi bu korona sürecini düşününce birden ama bir virüsten bahsetmemişti. Savaşlar işte başka şeylerden bahsetmişti. Yani bu şunu gösteriyor. Fütüristler ya da astrologlar dahi kimse böyle bir şeyi tahayyül edemedi. Yani böyle bir şey bilmiyorum kimin aklına gelebilir? Belki de en çılgın senaryoydu. Böyle bir şey olacak ki bütün dünya 2 ay evinde kalacak. Niye? Yani bazı astrologlar ama söyledi eğlence yerleri Söyledi mi? kapanacak falan. Evet, inanılmaz yani. Tabii korona olarak bir virüs gelecek, hastalık olacak olarak söylemediler ama bütün iş dünyası değişecek, işte bütün eğlence yerleri kapatılacak gibi söylemler var. Fatih Altaylı'nın bir programı var. Orada Ha, galiba senenin başındaydı. Evet, hatırladım. evet. Senenin başında yapılan bir programdı. Şimdi ben biraz aslında yaşayıp görmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi dönemin avantajları da oldu. Gerçekten işte daha fazla okuduk, daha fazla yazdık, daha fazla yorulduk. Sen de zaman zaman bahsediyorsun. Çok daha fazla yorulduk. Sırf bu yüzden iş yerine dönmek isteyen insanlar var. Yoğun bir iletişim oldu. Ama ben her zaman şunun taraftarıyım. İnsan sosyalleşen bir varlık. Ya biz sosyal bir varlığız. Sen çok güzel bir şey söylemiştin bana. Yani yanılmıyorsam 2 ay önceydi. İş yerine gittim. Oradaki arkadaşla sarılmak istedim. Ama sarılamadım hani çünkü bu gerçekten bunlar bizi bence hayatta tutuyor. Yani benim 2 kat üstte annem var. O evden çıkmadığı için ben ona sarılabiliyorum ama şunu da düşünüyorum. Yani bunu yapamayan milyonlarca insan var.
Yani büyüklerine ve çocuklarına sarılamayan, onlara bir şey söyleyemeyen milyonlarca insan var. En azından bu psikolojik yıkımların bile bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Belki son olarak bunları söylerim. Evet, inşallah sonu hayır olur diyorum. İnşallah. İnsan evet sosyal bir canlı. Biz insan olarak bir yolunu bulacağız diye düşünüyorum ben Zafer. Her halükarda bu iş bir hayra dönecek, vesile olacak. Ben çok umutsuz değilim. Ben de Çünkü değilim. Ben de değilim. güneş viraneye doğar. Bir şeyin tekrar yapılması için bir yıkılması lazım önce. Ne olacaksa da hayır olacak. Zaten eski sistem demek ki çok da hayır değilmiş ki sonuç bu oldu. Bir doğru, Buradan doğru. alacağımızı doğru bir şekilde alalım inşallah diyorum. İnşallah, Çok inşallah. teşekkür ediyorum Ben Zafer'cim. teşekkür Vakit ederim. ayırdın. Umarım, sağ ol. Umarım güzel bir program olmuştur. Ben Çok de güzel çok oldu. keyif aldım. Sağ ol. Sağ ol. Siz de Hoşça sağ kal. olun. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz Görüşürüz. arkadaşlar. Hoşça kalın.